Efendim hepiniz hoş geldiniz. Ben Murat. Bugün Minecraft'ta ölmenin 120 yoluna kaldığımız yerden devam ediyoruz. 61. bölümde kalmıştık. 90 bölüme kadar oynayacağım. Ondan sonraki son bölüm olacak bu kısa seride. 90'dan da 120'ye kadar oynayacağız ve bu haritayı bitireceğiz. Bu bölümde bakalım neler yapacakmışız. Ata binmemiz gerekiyor sanırım. Ne yapacağız? Şuraya mı çıkmamız gerekiyor? Sanırsam oraya çıkmamız gerekiyor. Şunu tabii evcilleştirmemiz lazım önce. Bakalım bizi sevecek mi? Tabii ki sevmeyecek. Ben ama seni zorlayacağım. Beni seveceksin, tamam mı? Seni evcilleştireceğim. Beni buradan atamazsın. Hem bunun altına girecekmişiz bu arada, onu anladım. Atma artık beni üstüne. Ben seni atarım, o zaman görürsün. Atma artık ya da direkt kendi içine gir. Heh, böyle. Ama tabii ki kendini çıkarsın. Hala atıyor oğlum, hadi. Böyle atmaya devam edersen ama buraya gelmeye devam edersen şey olur, tamam. Şimdi kesintisiz bir şekilde ölebiliriz. Hadi bakalım. 90 bölüme kadar oynayacağım dediğim gibi. Bakalım 90 bölüme kadar neler varmış? Unutulan mob, illüzyoner. Bu şey, alttan iç falan çıkaran olan şeylerden var ya, onlardan mıydı? Yok, onlar değil. Onlar farklıydı sanırım. Böyle hepsini koyuyorum. Beni hepsi öldürsünler ve bir sonraki bölüme geçelim. Yine 62 bölüm yazıyor. Hata mı var? He, tamam, 63. Yalnız da nasıl bir şey bilmiyorum. Bu kazanları ne yapacağız? Anladım. Şöyle yapalım o zaman da, bunların dolması kaç saat sürecek? 4-5 saat sürer mi acaba? Ya da hızlı dolar mı bilmiyorum. Yo, hemen doluyormuş. Hayır, tamam, güzel. Yazık kafana. O zaman yine ne yapıyoruz? Çılgınlığımızı yapıyoruz ve her tarafa lavları yerleştiriyoruz bu şekilde. Ve burayı kaçınılmaz bir hale dönüştürüyoruz. Hızlı bir şekilde her yere lavlarımızı koyalım. Ondan sonra kendimizi bir yerde sıkıştıralım. Ondan sonra acı içinde kendimizi öldürelim. Şöyle hepsini bu şekilde koydum. Etrafa koy koyabildiğin kadar. Artık kaçış yok. Ben nereye kaçacağım buradan? Olamaz, ne yapacağım ben? Ve bölümü geçmeyi başardık. 64. bölümdeyiz. Ateş nefesi gibi bir şey. Bu zombilerin hasarı yok mu falan diye. Alevden şey. Yani zombileri yakacağız. Zombiler bizi yakarak öldürecek, anladım. Bunlara hasar vermiyor değil mi? Aynen, bunlara hasar vermiyor. Bunları bu şekilde yakmamız gerekiyor da. Biz nasıl yakacak bunlar? Heh, tamam, yaktılar. Bu şekilde kendimizi yakarak öldüreceğiz. Şöyle hepsini koyuyorum hatta. Hepsi şöyle. Bütün zombiler gelsin. Hepsini vuralım. Ondan sonra da yakarak kendimizi öldürelim. Hasar veremiyorlar normal vurup. O yüzden ateş şeyini kullanacağız. Böyle şu hepsini şuraya kadar hızlı bir şekilde vuralım. Bizi iyice ne şey yapsınlar, yaksınlar ve bizi yakarak öldürsünler. Şu an sesim ne kadar geliyor bilmiyorum. Oyunun sesi bana bayağı fazla geliyor da umarım benim sesimi çok bastırmıyordur. Böyle 2 saat bekleyeceğiz sanırım zombileri şey yapmasını. Yani böyle İyice bizi yakmaları lazım çünkü. Tamam, hadi az kaldı. Hadi ve bölümü geçmeyi başardık. Bakalım 65. bölümde neler varmış? The Nazgul. One Right. He. Bunlar bizi burada öldürecek. Gelin vurun bizi. Bunlar da yarım kar böyle. Biraz yavaş buraya da en azından beni öldürmeyi başarabilecekler. Şöyle birkaç tane daha yapabiliyor muyum? Aynı şekilde, aynen. Bak, böyle daha fazla spawn edebiliyorum. Öyle bir şey de var. Aynen. Ve bölümü geçmeyi başardık. Umarım oyun çok fazla donmaz. Yani sanırım tam öldürüyor zaten. Baptı bu yıldır. Çimentolar var. Bu çimentoları kendimizi mi sıkacağız? Oyun sastı bir anlık böyle. Bu çimentolar düşebiliyor değil mi? Aynen. Tamam, olayı anladım. Kendimizi burada sıkıştıracağız. Ben şöyle kendimi iyice sağlam almak için şöyle 2 blok uzunluğunda yapacağım burayı. Ondan sonra da yukarıdan kendimi blok bırakıp o şekilde kendimizi öldüreceğiz bu şekilde. Bunları da şöyle bıraktık mı yine sıkışarak can vereceğiz. Bakalım bir sonraki bölümde de ne çıkacak. Evet, ölmeyi başardık. Yeniden doğduk ve roket yağmuru. Bakalım neymiş. Bu havai fişeği mi şey yapıyor? Bakalım kitapta ne yazıyormuş. Is fighting is sure. Savaşmak, emin savaşmak. Emin bir şekilde savaşmak zaferin getirisidir. Yani savaşmalısın, savaşmak zorundasın diye. Peki olay ne burada? Bunu nasıl şey yapacağız? Böyle doldurmamız falan mı? Yani nasıl yapacağız bunu şimdi? Bunun bir dakika. Direkt fire fişeklerle kendimizi öldüremiyor muyuz? Direkt bununla öldürelim, ne olacak ki? Ama çok sınırlı havai fişeğimiz var. Biraz dikkatli kullanmamız gerekiyor. Şöyle hadi. Birazcık hasar vermeleri lazım bana. Havai fişek tutuyor, hadi. Ne yapacağız biz şimdi? Şu sandığın üstünde şey yapsak daha mı verimli olur?
Hadi. Olay ne burada? Şey bitti, fişek bitti bu arada. Şöyle tam havadayken falan mı şey yapacağız ya? Bu sandığı ben alsam bir dakika. Şöyle yapsam bunu alsam böyle kafama koysam ve buradan da patlatsam olur mu? Tamam olur, güzel. Az kalsın seviyeyi geçemiyorduk. Bakalım geçeceğiz mi? Tamam geçtik, güzel. Tam olarak olayı anlamadım ama en azından ölmeyi başardık. Buradan sürme moduna geçme şeyini yapacağız. Bunları nasıl koymamız lazım? Şöyle heh. Böyle yapacağız. Sürme moduna geçip buradan aşağıya atlayacağız. Direkt bunun üstüne atladım da tamam, şöyle atlayalım bari. Ha, fall damage almıyormuşuz bu arada, onu da fark ettik. Yani ayarlanmışlar haritayı. Yani tek bir ölme yolu var. O ölme yoluyla ölmemiz gerekiyor. Ona göre ayarlanmış. 69. bölümdeyiz ve neymiş? Bunu tam anlamadım da. Şunları bir spawn edelim bakalım. Ne olacak yani, bunlar neymiş? Lighting bu neymiş? Werewolf falan. Tamam anladım olayı, tamam. Güzel. Bunlar hani canavarları falan fırlattığı veya yaptığı şeyler falan oluyor ya. Bu arada şu ışığı da bir ayarlayayım. Video boyunca tam gelmemiş. Şimdi. Bekle ne? Dünya sınırına gitmek için şalteri çekin. Hyperspeak MJ8. Ve burada bu şekilde dünya sınırının dışında canımızı vereceğiz. Şuradan atlayalım dedik. Atlayamıyoruz zaten. Tamam. Güzel, bu bölümü de geçmeyi başardık. 71. bölümdeyiz. Zehirlenerek öleceğiz. Bu neymiş? Bunu bir içmek istiyorum. Acıkmak için bu sanırım. Tamamdır, güzel. Ama şeyin ne anlamı var bilmiyorum. Şöyle kirpi balığı yiyelim. İyice bizi acıktırsın. Şöyle iyice ölelim yani, zehirlenerek ölmeyiz aslında da, farklı bir ölme şeyi oluyor mu acaba? Nasıl öleceğiz biz bu şekilde? Şimdi bir dakika bir şeye bakacağım. Restrax. Bu neymiş? Bilmiyorum. Direkt fall damage alabiliyor muyuz acaba? Ona bir bakacağım da. Şöyle tekrar bir deneyeceğim en başta. Ama zehirleme bize işimize yaramıyor. Şöyle fall damage almayı denesek olmuyor tabii ki. Ne yapacağız? Açlıktan mı öleceğiz? Zorluğumuz ne bizim? Zorluğumuz orada, tamam. Açlıktan öleceğiz biz bir de. Tamam anladım. O yüzden böyle 2 saat kendimizi acıktıracağız. Şöyle bir tane daha yiyelim. İyice acıkmaya devam edelim. Bir dakika, ben niye böyle uğraşıyorum ki? Harbiden niye böyle uğraşıyorum? Buradan hızlı bir şekilde bu şekilde atlarsak daha hızlı acıkırız bu arada. Bu şekilde aynı. Böyle daha hızlı acıkırız. Buradan bu şekilde hızlı bir şekilde zıplayarak gittiğiniz zaman daha hızlı acıkıyorsunuz. Hem daha hızlı gidiyorsunuz hem de daha hızlı acıkıyorsunuz. Hatta şöyle hepsini şöyle, neyse tamam uğraşmayacağım çok. Şöyle İyice acıkarak açlıktan kendimizi öldüreceğiz. Aynı zamanda kendimize açlık efekti de verelim bu kirpi balını yiyerek. Daha hızlı acıkalım yani, böyle space tuşunu iyice şey yaptım da. Dur şu direkt laptopun şeyini kullanayım, space tuşunu şöyle. İyice kendimizi bu şekilde acıktıracağız ve kendimizi açlıktan öldüreceğiz. Umarım açlıktan öleceğiz. Yani 2 saat bununla uğraştırmaz umarım bizi. Olay şu anda bu oldu olarak anladım ben. Umarım öyledir. Hızlı bir şekilde acıkmaya devam ediyorum. Şöyle hızlı bir şekilde kaç saat artık bunu yapacaksak. Şu an yürüyemiyoruz. Yavaş yavaş acıkmaya başlayacağız. Ama bu şekilde devam edersek hızlı bir şekilde acıkırım diye düşünüyorum. Şöyle hatta devam edelim şöyle hızlı bir şekilde. Hadi oğlum buna da bir acık ya. Bu 3 açlığı ben nasıl götüreceğim? Götürebiliyor muyum? 2 saat sürer bu herhalde bunu götürmek. Yarım açlık bırak kaldı hadi. Şöyle hadi onu da götürelim. Zaten tek bu şeyde hasarda şey olacağız, hadi onu da acık hızlı bir şekilde. Kirpi balığı yemedim çünkü kirpi balığı az bir şey doygunluk verdiği için ondan dolayı acıkamıyorduk, onun açtığı işe yaramıyordu. Hadi ölecek miyiz bakalım. Aynen öldük, tamam. 2 saat sonra bu seviyeyi de geçmeyi başardık artık. Creepy Death, ürkütücü ölüm. Creeper ölmüş yani. Bu neymiş? Patlamalara dayanıklıymışız. Aynen. Peki ne olacak? Creeper'lar böyle şey çıkartıyor. Onlara şey yapacağız. Ama sen de patlarsan güzel olur. Tamam. Burada hasar alacağız bu şekilde. Ondan sonra da kendimizi öldüreceğiz zaten. Tamamdır. 73. seviyeye geldik. Şüpheli sas. Şüpheli güveç. Peki bunların amacı ne? Bunların olayın aslında tam olarak bilmiyorum da. Yiyebiliyor muyuz direkt böyle? Yiyebiliyoruz, güzel. Rastgele efekt veriyor sanırım. Aynen tamam. Anında hasar verdi sanırım. Tamam güzel. Ölmeyi başardık. Battering Ram. Evet olayımızı anladık. Neymiş? A bit too slow. O kadar da şey değildir ya. Bunu eğer bağlamamız gerekiyor tabii. O kadar da soğuk değil. Ha.
Bu şekilde ölmeyi bekleyeceğiz yine. Evet, ölmeyi başardık. Bir sonraki bölüme geçtik, 75. bölüme. Kısa tur. Normal tilki ve kar tilki sanırım. Bunların hepsini alacağım. Çalışmaması verdim. Niçin? Ağzında ne var? He. Ağızlarında bir şey olacak sanırım. Onlarla falan bir şey yapacağız. Şöyle bunları mesela çağıralım, bu tilkileri. Şöyle hızlı bir şekilde etrafa da şöyle koyalım. Ondan sonra şu diğer tilkileri çağıralım. Bunların ağzında falan bir şey mi oluyor? Aynen bak, bu şekilde. Bir tane görmüştüm de nerede bilmiyorum, göremedim. Şöyle hemen direkt böyle tek atarak şey yapabiliyor muyuz zaten? Tamam. Bunların ağzından düşeni alabileceğiz bu şekilde. Şunları da alalım hatta. Yani tilkileri öldüre öldüre bir şeyler şey yapacağız ama bize tabii ki bir şey çıkmıyor. Şöyle adam akıllı bir şey çıkar mı acaba, bilmiyorum. Mesela şöyle yapsam. Zümrüt çıktı. Bunlardan hep zümrüt çıkıyor sanırım, değil mi? Bunlar da hep zümrüt çıkıyor. Şu diğer tilkileri koyalım. Bakalım bunlardan ne çıkacak? Umarım adam akıllı bir şey çıkar yani. Şu an tam olayı anlamadım da. Bunlardan da yumurta falan bir şey çıkıyor ya. Olay ne burada? Yani neyle öldürmeye çalışacağız biz, onu anlayamadım tam olarak. Böyle farklı çıkan bir şey var mı? Yok. Yumurta falan çıkıyor. Yumurta ne alaka? Zümrüt falan da geliyor. Acaba zümrüt craftlamamız falan mı gerekiyor bloğu? Crafting table vermiş mesela bana. Şunu şöyle koyarsak mesela. Böyle blok craftlasak bir hasar alabiliyor muyuz? Ona bir test edeceğim de. Yanlış koyduk. Neyse, bir şey olmaz. Hasar alabiliyor muyuz biz? Alabiliyoruz. Tamam. Zümrüt şey yapacağız biz. Tamam, anladım olayı. Anladım. Evet, bayağı bir zümrüt çıkarttım. Şimdi bunları bir dakika şöyle blok haline dönüşüreceğiz. Ve bu bloklarla yukarı doğru çıkmalı bir yer ayarlayacağız şu şekilde. En yukarıya çıkıp en yukarıdan atlayacağız. Hatta şurayı da şöyle tamamlayalım. Ondan sonra hatta şöyle biraz uzatalım. Buradan atlayacağız. Ondan sonra üste doğru çıkmaya devam edeceğiz. Bu şekilde kendimizi yine fall damage ile öldüreceğiz. Buradan atlayalım. Yarım kalbimiz kalsın ve final atlayışımızı yapalım ve bölümü geçelim. Ya da üstüme de bayağı bir şey birikmiş. Uykulu bir şey. Koyun. Yine koyunlarla alakalı bir şey. Bunların yününü kullanarak şey mi yapacağız? Yine fall damage'le mi öleceğiz? Bir dakika şöyle. Ya bunlardan yünden başka bir şey çıkmaz yani, yün mü etten başka. O yüzden bu yünlerle alakalı bir şey olduğunu düşünüyorum. Şöyle mesela koysam bu şekilde. Bakalım hasar alıyor muyuz? Tamam, güzel alıyoruz. Şunu da şöyle koyalım. Bu şekilde yine hasar ala ala kendimizi öldüreceğiz. Şöyle yemek yiyin de canım dolsun. Ölmek istemiyorum çünkü, kesinlikle ölmek istemiyorum. Tamam, bu canım dolarken ben de şuradan atlasam ne olur? Aa, öldüm. Ne yapacağım ben? Bir sonraki bölüme geçeceğim tabii ki. Bakalım neymiş? Hoglin. Neden bunlar saldırmıyor? Bakalım neden saldırmıyormuş? Bunları ne yapacağız şimdi? Zorluğumuz normalde de bunlar tabii ki şey yapmıyor. Peki ne yapacağız bunları? Bunların olayı ne şimdi, onu anlayamadım ben. Heh. Tamam, saldırıyorlar, güzel. O kağıdı aldıktan sonra şeye dönüştüler. Zombi, domuz adam gibi bir şeye dönüştüler. O şekilde bir şey oldu sanırım. Şimdi mantarlarla kendimizi burada öldürmeye çalışacağız. Bu mantarlar hasar veriyor muydu acaba, bunu bilmiyorum. Mesela bu mantarı ben ilk defa görüyorum mesela. O kadar oynamaya artık. He yok, bu direkt şey. Ağaçmış ya. O zaman kendimizi yine bu şekilde sıkıştıracağız ve bu şekilde can vereceğiz. Şunu da büyüttükten sonra bu şekilde sıkışarak öleceğiz. Evet, sıkışarak ölmeyi başardık ve 79. bölümdeyiz. Mantar Krallığı. Şimdiki olayımız ne? Mantar ağaçları sanırım. Key neymiş? Buraya koy diyor. Bu ne? He. Lan oğlum, yalnız ben şeyi almamıştım ya. Ya kemik tozu vardı sanki de almamıştım. Yazık kafana. Geri dönüş var mı buradan? Buranın altını şey yapamıyoruz zaten. O zaman bunların büyümesini bekleyeceğiz böyle. Ne yapalım ya? Ne oğlum, niye ben almadım ki başta? Ya şimdi ben oradan kemik tozu almayı unuttuğum için ben kendime komitide kemik tozu vermeyi düşünüyorum. Şuradan hileleri açıyorum. Yani yapacak bir şey yok. Neden almadım? Neden dalgalanarak denk geldi bilmiyorum. Give HP diyorum ve Bone Meal şöyle bir stack versin mesela, tamam. Yani zaten bunu bize vermişti yani, sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Şöyle kendimizi sıkıştıracağız yine de. Nasıl sıkıştıracağız? Bunlar büyüyecek mi böyle? Büyümeyecek belki. Şöyle yapalım o zaman. Bak buradan toprak çıkıyor ya, şu toprakları bir alalım. Bu topraklarla kendimizi bir alan oluşturalım ve burada kendimizi öldürelim. Şöyle mesela. Tabii büyürse şu an 2 saat bunu büyümesini bekletecek yine. Yani kemik tozu yine bitti. Şöyle birkaç tane alıyorum. Bunu büyütmemiz gerekiyor. Şöyle şeyinde olmadığım için mi büyümüyor acaba ya? Neden büyümüyor bu yani? Köşede olduğu için falan. Ben nasıl sıkıştıracağım kendimi buraya? Şuradan bir toprak alacağım biraz. Bu topraklarla bir farklı bir şey deneyeceğim. Bir tık daha üste koymayı deneyeceğim şöyle. Bu şekilde.
Böyle yapalım bakalım işe yarayacak mı? Tamam güzel. Böyle yine sıkışarak kendimizi öldüreceğiz. Ve bu bölümü de geçmeyi başardık ve 80. bölümdeyiz. Buraya nasıl geldik? Bu ne? Bütün iksir efektlerini veriyor bu arada. A Furious Cocktail. Bakalım ne olacak. Vallahi her şey oldu. Yani bütün efektleri şu an kazandık sadece gördüğünüz gibi. Hep şu an ekranı bayağı bir kaplıyor zaten. Umarım diğer iyi efektler bizim ölmemizi engellemez. Yani bütün efektleri verdi bize bu şekilde ve bakalım ölecek miyiz? Tamam güzel bu bölümde geçmeyi başardık. Yine mi boğulma? Daha da boğulabiliyor muyuz? Yok. O zaman şöyle yapacağız. Şu köşeye doğru gideceğim. Buraları bir dakika. Şöyle yapacağım da nasıl yapacağım bilmiyorum. Şöyle bir dakika. Heh. Bu şekilde yapayım. Bunu da şöyle. Tamam. Güzel. Bu şekilde yine sıkışıyor. Bir sürü de sıkışmalı ölme şeyi var burada. Neden bilmiyorum yani. Oyun bize genel olarak sıkışmalı bir şey vermiş farklı yollar yardımıyla. Şimdi 82. bölüm yine mi boğulma? Ne yapacağız peki şu an? Lütfen sabır. Şey parasını şu belakasına basarak reset atacakmışız öyle diyor. Çift falan diyor. Bunları kırınca bir şey oluyor mu? Bak şu an mesela boğulmuyoruz. Peki ne yapacağız bu şekilde? Bak buraya çıktım mesela. Nasıl çıktım ben de bilmiyorum da. Şuradan şöyle gelsek mesela. Bak burada buz yok muydu az önce? Ya, boğularak ölmeye çalışacağız belli ki de. Yo niye buz oldu şu an burası böyle? Tamam buz olunca mı şey olacak? Galiba öyle bir şey olacak. Üstümüzde buz olacak sanırım birazdan. Şimdi ne olacak? Reset dediği şey bu buzları kırıyorsun. Ha, anladım tamam. Ya, buzlar bizi donduracak belli ki de. Nasıl şey yapacağız? Şöyle tekrar basıp şöyle en köşeye gidip o şekilde kendimizi şey yapsak, boğsak. Hadi ya şu bulunduğum kısmı da dondur da sıkıcım ya. 2 saatte burada bekletiyorsun beni ya. Bütün etrafım kapandı. Hala bu bulunduğum yeri şey yapmadın ya. Hadi artık yeter bu kadar. Yani neden yapmıyorsun ki bunu? O amaç bu değil mi yani? Ben amaç olarak bunu anladım. Böyle bekleyeceğiz. 2 saattir bekliyorum zaten neredeyse yani. 10 dakikadır falan bekliyorum ama hala bir şey olmadı. Hala bu kısmın dondurması gerekiyor sanırsam ama hala donmuyor. Bekleyeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Sonunda ölmüşüz ya. 2 saatte bunu bekliyorum gerçekten. Yemin ediyorum gittim arkada bir tane short videosu hazırlamıştım. Onun editini bitirdim yani. O kadar uzun sürdü yani. O kadar siz düşünün. Neyse en azından 50 saat sonra şu 83. bölüme geçmeyi başardık. Ve kardan adamla alakalı bir şey sanırsam yine karlarla alakalı bir şey yapacağız. Şu kardan adamların tane çıkan karlar oluyor ya böyle. Bunlarla blok falan yapacağız sanırım. Ben yine fall damage'le falan mı öleceğiz? Yapalım bakalım. Şöyle 16 tanesini şöyle mesela dizelim. Umarım bu kadar uzun süren bölümler çıkmaz bundan sonra. Şöyle bir koyalım mesela. İyice yukarı doğru çıkan bir platform hazırlayalım. Buralardan aşağı düşmüyoruz değil mi? Tamam güzel düşmüyoruz. Buradan geldikten sonra şöyle gideceğiz ve buradan şu şekilde geldikten sonra buraya bu şekilde atlayacağız. Sonra hemen vakit kaybetmeden çıkacağız buradan. Ara sıra böyle kar topu atıp saçma saçma şeyler yapacağız. Hızlı bir şekilde yine fall damage ala ala bir şekilde kendimizi öldüreceğiz bu şekilde. Evet son atlayışa geldik ve bölümün geçmeyi başardık ve 84. bölümdeyiz. End ile alakalı bir şey sanırım. He gardiyanları öleceğiz. Tamam güzel anladım. Az verim zaten bunların hepsini spam edelim. Bunlar zaten bizi rahat bir şekilde öldürecektir. Şunu da şöyle koyalım. Şöyle köşeye çekelim de hiçbir yere kaçamayalım şu şekilde. Beni emsinler bu şekilde ve 85. bölüm tam biraz daha hızlandı gibi. Şimdi neymiş bunun büyük hızlı çekiş? Bu neymiş? Ne yapacağız şimdi bununla? Şöyle kendimize mi atacağız? Yine oku falan mı şey yapacağız? Şöyle mesela. Aynen galiba öyle yapacağız. Şöyle bu şekilde kendimizi öldüreceğiz ama ok bayağı bir havaya çıkıyor. Verdiği hasar da çok tatmin edici değil maalesef. Yine bu şekilde at 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 yapa yapa bu şekilde kendimizi öldüreceğiz. Şöyle zoom yapıyorum bilerek. Oku daha rahat görebilmek için. Tam nereye düştüğünü hesap edebilmek için. Aynen tamam. Geçmeyi başardık. 86. bölümdeyiz. En kötü kabusun diyor. Neymiş? International Game Design. Biz Nether'a attı. Nether'da şimdi ne yapacağız? Bunları falan kıracağız mı? Şimdi ne yapacağız onu bilmiyorum. Şurada bir ışık gibi bir şey var. Bakalım. Nether'a ışındı biz de. O ışık şey mi acaba? Şimdi biz ne yapacağız burada onu bilmiyorum. Bunun alakalı bir şey mi olacak? Şu sandığa bir bakmak istiyorum. Aynı o farklı bir sandık olabilir belki. Bakalım. Aynen tamam. Olayımızı anladık. Yatakta kendimizi burada patlatacağız. Aynen. Güzel. Tek yatakta en azından kendimizi öldürmeyi başardık. Evet. Şimdi zombi kurusu ve bunlar yine hasar vermiyormuş sanırım.
Birazcık zaman alacak. Yine açlıktan öleceğiz sen, değil mi? Aynen, zor da. Bizi acıktırması lazım bunların. Şöyle köşeye doğru çekelim. Şöyle hatta etraf koyalım. Bir tanesini yanlışlıkla attım. Şöyle köşeye gelelim. Bunlar bizi bu şekilde acıktırsın. Açlıktan yine ölmeye çalışacağız 2 saat boyunca. Tamamdır. 24 saat geçtikten sonra ölmeyi başardık. Seviye 88'deyiz. Cutbridge. Cutbridge işte kötüyümdür ama bunların tam olarak şey ne yapacağız bilmiyorum. Bunları direkt kendimiz dondurabiliyor muyuz acaba? Şöyle mesela kendimizi bir dondursak. Bununla dolmuyor muyduk? Farklı galiba. Değil mi? Bir bakalım. Galiba bununla dolmuyoruz. Acaba olay ne? Şu ayakkabıyı çıkarırsam ne olacak? Ayakkabıyı çıkarmam gerekiyor mu acaba? Ben niye bunu giymişim ki? Acaba farklı bir amacı falan var. Mesela bir donalım bakalım. Bize hasar verecek mi? Donma hasarı almıyoruz. Belli ki bir şeyler yapacağız yani. He, bir dakika. Böyle he, dur. Anladım galiba olayı. Şöyle mesela parkur yapıp kendinizi böyle hasar mı vereceğiz? Aynen. Evet, yine 2 saat beklemeye hazır olun gençler. Evet, son atlayışı yapıyoruz şimdi ve bu şekilde ölmeyi de başardık yine 2 saat geçtikten sonra. Ve 89. bölüm değil, sondan bir önceki oynayacağımız bölüm bu. Yani bu neymiş? Hatırı çektim mesela. Aynen, dev zombi geldi. Dev zombi önceden böyle saldırmıyordu falan. Sonradan düzeltmişler sanırım en azından. Yemiş veya bu map'e özel de yapmış olabilirler. Gerçi bunun ismi de bak farklıymış. Giant değil. Şimdi Ghost Ateşi. Şimdi buradaki olay ne? Bu bug değil. Bu zor olmalı. Eşyaları düşürmek. Şöyle bir alalım bakalım. Bu neymiş? Bunu koydum mesela. Şöyle mesela. Bunları ne yapacağız? He. Bunları bir yere mi koymamız gerekiyor? Sanırsam evet. Şunları bir koydum mesela. Elleri. Benden alabiliyorlar mı acaba bunlar böyle? Ne yapacağız bunları bilmiyorum. Bak bir şekilde bir şeyler yapmaya çalıştım. Şu an bu müziği çalınca da bunlar oynamaya başladı ve şu an atabiliyorum gibiyim böyle. Bazen atabiliyorum, bazen atamıyorum falan. Bunları şöyle yapsam mesela. Bak buraya mesela attım. Bir tanesi şunları falan mı atacağız? Şunların hepsini atmamız gerekiyor sanırım. Evet attık. Şimdi ne olacak? Evet, şimdiki olay ne? Bunu mesela kapatıp tekrar koysam. Ben bir şey, az önce bir kere hasar aldım bir şekilde ama nasıl aldım hakkında hiçbir fikrim yok gerçekten. Şöyle vuramıyorum. Evet, ne yapacağız ki o zaman yani? Şöyle bunu çalsam. Ben bir şekilde yapmıştım, bir hasar almıştım da nasıl aldım bilmiyorum ya. Yarım saattir bakmaya çalışıyorum ne yapmam gerekiyor diye ama hala bir şey bulamadım. Bak mesela burada bir hasar aldım ben. Nasıl hasar alacağım ben? Bu hasarı ben nasıl aldım mesela? Yani bu hasarı biz nasıl alacağız? Bir hasar almamız gerekiyor belli ki de. Ya zaten zor olacak falan demişti yani nasıl alacağız bilmiyorum artık. Ya ben harbiden bu bölüm olayını anlamadım. Yani kusura bakmayın da kendimi bir kazmalı buranın aşağısını kazıp ben yani direkt kendimi şey yapacağım yani buradan kazacağım. Yani yapacak bir şey yok yani çünkü gerçekten yani ne yapacağımı anlayamadım. Bunlardan bir şekilde hasar almamız gerekiyor da nasıl alacağız bilmiyorum yani yapacak bir şey yok. Yani şu an bakalım aynen. 91. bölüm geçtik yani yapacak bir şey yok. Lütfen bu konuda bana kızmayın çünkü gerçekten olayı anlamadım. Eğer olayı siz biliyorsanız yorumlar kısmında bana belirtebilirsiniz. Ona göre en azından bana da bir şey öğretmiş olursunuz. Minecraft'ı çok profesyonel oynamadığımı da söyleyeyim bu arada. Bu videoyu burada sonlandırıyorum. Hepiniz izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.